Gizemli bir gece, iç içe geçmiş daireler, ilginç figürler ve çıplak bir erkek resmi. Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin Vitruvius adamı eskizinin sırları aydınlanıyor. Da Vinci'nin çiziminin tüm gizemli tarafları ve akılları karıştıran iddiaları bu bölümde sizler için derledik. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen bildirimlerinizi açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepimiz biraz sıkıldığında eğer elimizde kağıt kalem varsa o an kağıdı ilginç figürlerle karalarız. Ya belirsiz çizgiler ya da psikolojimizin o anki yansıması olan ev, kedi, ağaç ya da şekiller çizeriz o kağıda. 1492 yılında ünlü ressam Da Vinci'nin ne yaşadığını, o anki psikolojisini hiç kimse bilmiyor. Vitruvius adamı ya da bilinen diğer adıyla Vitruvian adam, ünlü ressamın günlüklerinin birinde bulunan aldığı notların yanında çizdiği bir eskizdir. Aslında Da Vinci'nin M.Ö. 80'li yıllarda yaşamış antik Romalı ünlü mimar ve yazar Marcus Vitruvius Polli'nin The Architecture adlı eserinde açıkladığı oranlardan esinlenerek Vitruvius adamı eserini çizdiği söylenir. Peki neden? Bu resimde iç içe geçmiş bir daire ve bir karenin ortasına çizilmiş uzuvların açık ve kapalı pozisyonda üst üste geçen bir çıplak erkeği betimlemenin sebebi neydi? Da Vinci bu çizimleri ve yanındaki notlarda sıkça oranların kanunu ya da daha az sık olarak insanın oranları konularından neden bahsetti? Eserin orijinal hali hala Venedik'te bulunan akademiyada sergileniyor. Da Vinci oranlara oldukça meraklıydı. Hatta takıntı seviyesinde bir meraktı bu. Milyonlarca yıldır yeryüzünde varlık gösteren canlılara dair de meraklı olduğu bilinen Da Vinci'nin insan ve doğayı birbiriyle ilgilendirme, bütünleştirme çabası için bu karalamayı yaptığı düşünülüyor. Dünyanın en ünlü yazılı kaynaklarından Britannica ansiklopedisine göre Leonardo, insan vücudunun evrenin işleyişinin bir analojisi olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte Leonardo'nun maddesel varlığı kare, ruhsal varlığı ise daire ile sembolize ettiği ve insanoğlunun iki yönünü çizimde bu şekilde ifade ettiği sanılmakta. Anatomi ve geometrinin bir kombinasyonunu temsil eden bu çizimde Da Vinci'nin hem sanatta hem de bilimde eşsiz yeteneklere sahip olduğu da ortaya çıktı. Ünlü ressamın üstün yeteneği ve hayal gücü Mona Lisa'dan uçan makine tasarımlarına kadar bize miras bıraktığı birçok eserde günümüzde gözlemlenebilmekte. Da Vinci'nin çizimine biraz daha yakından bakalım. Onun feyz aldığı Vitruvius kitapları mimaride kullanılan oranların yanında insan vücudu hakkında yaptığı çok sayıda ilginç gözlemi de içeriyor. Vitruvius'a göre göbek insan vücudunun merkeziydi. Çoğumuz kilo barındıran göbekten şikayet ederiz. Göbeği merkez olarak kabul ederseniz vücudun etrafından mükemmel bir çember çizmek aslında mümkün. Ayrıca bir adamın boynunun neredeyse kol açıklığına eşit olduğunda yüzlerce yıl önce ispatlanmış ve fark edilmişti. Adamın bir karenin içinde olması da bunu gerektiriyordu. Vitruvius bilimsel araştırmalarında Da Vinci'ye ışık oldu. Ancak Da Vinci matematik eğitimi almamıştı. Bir dönem matematiğe ilgisi artınca o dönemin saygın matematik öğretmenlerinden biri olan Luca Pacioli'den dersler aldı ve kendini geliştirdi. Vitruvius'un orijinal çizimleri biraz kötüydü. Bilgisine rağmen Vitruvius iyi çizim yapamıyordu. Da Vinci ise doğru çizimin ancak çemberin ve karenin merkezinin farklı noktalar alınmasıyla yapılabileceğini fark etti. Çünkü hem çember hem de kare aynı merkez alındığında çözümü imkansız olan çemberin karelenmesi sorunu ortaya çıkıyordu. Leonardo çizimini diğer tüm sanatçıların aksine titizlikle yaptı. Dahası çizime eşlik eden notlarıyla kullanılan klasik mimari kavramların yanı sıra gözlemlerini de dile getirdi. Leonardo da Vinci insan vücudunun ideal oranlarına hayrandı. Bu sebeple Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi diğer ünlü resimlerinde olduğu gibi altın oran kavramını Vitruvius adamına da uyguladı. Çizimde altın oran, adamın ayaklarının tabanından göbeğine olan mesafenin, göbek deliğinden başının tepesine olan mesafeye bölünmesiyle hesaplanmıştı. Bu biçimde elde ettiği sayı yaklaşık 0,656 idi. Gerçek altın oranın yaklaşık 0,618 olduğu gerçeği yüzlerce yıl öncesine ışık tutuyor. Yani iki sonuç birbirine çok yakın. Romalı yazar ve mimar Marcus Vitruvius, Da Vinci'ye ilham kaynağı olmuştu. Buraya kadar sanırız eskizin ortaya nasıl çıktığına dair bilgiye sahip oldunuz. Şimdi akılları karıştıran iddialara geçiyoruz. Üstün yetenekli Leonardo da Vinci bu tasarımı yapan kişi değildi iddialara göre.
Tablo, yüksek Rönesans ustasının kişisel defterlerinden birinde keşfedildi. Çalışma sadece sanatçının kendi kurgusu içindi ve 1490 yıllarını bitirdiğinde büyük olasılıkla beğenileceğini hiç beklemiyordu. Buna rağmen günümüzde Vitruvius adamı çok ikoniktir ve Son Akşam Yemeği ve Mona Lisa ile birlikte Leonardo da Vinci'nin en bilinen eserleri arasındadır. Eserin ilk sahibi Vitruvius, Architecture adlı kitabında bir adam elleri ve ayakları uzatılmış olarak sırt üstü yatırılırsa ve bir çift pusula göbeğine ortalanırsa, iki elinin ve ayaklarının parmakları ve ayak parmakları birbirine temas eder. Buradan tarif edilen şey bir yuvarlak dairenin çevresiydi ve insan vücudunun dairesel bir taslak oluşturması gibi ayrıca bir de kare ortaya çıkar notunu yazmıştı. Amerikalı bilim insanı Tubby Lester 2012 yılında verdiği bir röportajında özellikle 15. yüzyılda Leonardo'nun çizimlerine yoğunlaştığı o dönemde onun dışında birçok sanatçı bu çizim üzerinde çalışmalar yaptı demişti. Yani Leonardo Vitruvius adamı kuramlarını gösteren ilk kişi değildi. Belki de tarihte kaybolup giden nice çizim vardı. 2012 yıllarında İtalyan mimarlık tarihçisi Claudio, Leonardo'nun orantı çalışmasının arkadaşı ve zamanın mimarı olan Vitruvius meraklısı Andrea da Ferrara tarafından yapılan benzer bir çalışma tarafından tetiklendiğini hissettiği bulgular paylaştı. İkilinin birlikte çalışıp çalışmadığına dair bazı tartışmalar var. Ancak bu teori yanlış olsa bile tarihçiler Leonardo'nun Vitruvius'un yazılarının daha doğru bir şekilde tasvir edilmesini sağlayan ikinci kol ve bacak grubu da dahil olmak üzere Giacomo'nun başarısız olduğu uygulamadaki kusurları mükemmelleştirdiğini kabul ediyor. Yani eser bir işbirliğinin ürünü olabilir. Vitruvius ve Leonardo matematiksel keşiflerinde sadece insan altın oranını değil tüm yaratılış oranlarını da arıyorlardı. Leonardo 1492 tarihli bir not defterinde şöyle notlar tutmuştu. İnsan toprak, su, hava ve ateşten oluştuğu için bedeni yeryüzüne benziyor. Başka bir deyişle insan evrenin bir mikrokozmozudur. Yani burada gördüğünüz dairenin büyük bir anlamı var. Henüz çözülemeyen bir anlam. Geldik işin en ilginç kısmına. Daha genç bir adam olarak 15. yüzyıl ressamının yetersiz tariflerinden yola çıkan ve bazı sanat tarihçileri Vitruvius adamı modelinin Leonardo da Vinci olduğunu öne sürmüşlerdi. İnce ve fit yapısı, güçlü, kıvrılıp omuzlarına kadar inen saç tutamlarıyla o dönem için çok güzel olarak tanımlanmıştı. Ancak modelin kim olduğuna dair söylentiler yalnızca söylenti olarak kaldı. Portrenin modeli da Vinci mi sorusu hala soruluyor. Sizce da Vinci kendini çizmiş olabilir mi? Cerrahi öğretim görevlisi Hutan Eşrefya'nın 521 yıl sonra koyduğu teşhis kasık fıtığı. Ayrıca bu rahatsızlığın Vitruvius adamını öldürebileceğini de teorileştirdi. Ona göre muhtemelen bu çalışmadan sonra fazla yaşamamıştı. Vitruvius adamının fıtığı vardı. Da Vinci ise böyle bir şikayette bulunmamıştı. Ve son ilginç not. Vitruvius adamının görüntüsü 16 pozu tek başına oluşturuyor. Yani ilk bakışta sadece iki tane görebilirsiniz. Kolların ve ayakların iki farklı şekilde duruyor olması buna sebep oluyor. Ancak Leonardo'nun tasvirinin dehası, eşsiz çizime sahip gövdenin bu uzanmış uzuvların 16 farklı kombinasyonuna olanak sağlamasıdır. İnsanlık tarihi nice sırlarla dolu. Bu sırların çoğu hiçbir zaman çözülemeyecek. Ancak biz o sırların peşinde olmaya devam edeceğiz. Siz tarihin gizemli dahisi Leonardo da Vinci hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.